Merhabalar, ben Ümit Köksal. Nasıl yazılıra hoş geldiniz. Bir podcast serisine başlıyorum. Bu seride değerli konukların sesinden, eserinin ilk sayfasını dinledikten sonra kurgu üzerine konuşacağız. Nasıl yazılıra cevap bulacağız. Nasıl yazılırdan merhaba. Bugünkü konuğum Serkan Türk. Hoş geldin Serkan Bey. Merhaba, selamlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de gayet iyisiniz galiba. <laughs> Teşekkür ederim. E, bugün Ausgang eseriniz üzerinden konuşacağız fakat e, Almanca bir kelime olduğu için oldukça zorlanıyor insan söylerken. E, kitabın isminden bahsedebilir misiniz biraz? Aslında çok kolay yani yazıldığı gibi okunuyor Ausgang. <laughs> ee, Ausgang e, şeklinde okuyanlara da denk geliyorum. Almanca çıkış sözcüğünü ifade ediyor. Ee, bu dünyada işte bu coğrafyada yaşayan e, her birinin aslında e, günlük hayatında e, bir yola ihtiyacı var. Yani açık bir yola ihtiyacı var. Bir çıkışa ihtiyacı var. E, bu romanı e, yazarken ortaya çıktı bu sözcük. Yani daha önce öğrendiğim bir sözcük, dışarıdan bir sözcük. E, Çıkış arayan insanların hikayesini anlattığım romanda bir sözcük olmanın dışında bir anahtar işlevi de gördü. E, zor olmadı mı bir Almanca kelimeyle bir başlık koymak veya kitabın ismini belirlemek? Ee, riskli olma ihtimali de barındırabiliyor. O yüzden soruyorum. Evet tabii hani benim işte yıllardır daha böyle daha şiirsel kitap isimleri e, seçmiştim. Auskan hani tek sözcükle e, bir kitaba isim verdim. İlk e, kitap. Doğal olarak e, Anlatmak istediğim, yazdığım yani iki, iki, iki buçuk yıllık bir süreçte yazdım ben Auskank romanını. Ama tabii yazmadan işte beş, altı yıl öncesine dayanan bir hikayesi de var. Yani bir fikir olarak zihnimde yer kaplamaya başladığı yılda dahil ettim de... ...hayli eski zamana dayanıyor. Doğal olarak yazmaya başladıktan bir süre sonra kahramanlarımın e, duygu dünyasını da içlerinde bulundukları koşulları da göz önünde bulundurduğumda böyle çok içeriden bir hikaye anlatıyorum ben. Yani bu coğrafyaya ait. E, dünyanın başka yerlerinde de yaşanabilir belki bu e, kitapta geçen e, e, olaylar. E, çok bize ait bir sözcükle e, kitabı tanımlamak istemedim. Dışarıdan bir sözcükle eee e, kitabın çerçevesinin ortaya çıkmasını arzu ettim diyebilirim. Tiyatroda bu yabancılaşma e, terimi kullanılır. Yani çok ciddi bir şeyden bahsederken işte o, işte oyunu sulandırma ya da oyunun dışına sizi atan sahneler yaratır oyuncular. E, ben de anlattığım hikayeyle aslında okuru e, en başta e, bir dışarı e, fırlattığımı düşünüyorum bu sözcükle. E, dosya olarak yayın evine bunu gönderdim de acaba nasıl anlaşılır? Acaba e, işte, okurlar e, Auskank'ı e, beğenirler mi, beğenmezler mi gibi bir düşünce iç içerisine girmedim. Çünkü bunu düşünerek yazmıyorum ben. E, belki hani programın konseptine de uygun olarak ben e, yazma gerekçesi olarak e, kendime bir düşünce alanı açabilmek için yazıyorum. Ee, bir konuda, bir kavram üstüne, bir e, duyguya dair neler düşündüğümü görebilmenin yöntemi olarak e, yazmayı seçtim yaşamımın çok erken yaşlarında. Ee, tabii bu, bunu yaparken anlama arzusu ve isteğiyle doluydum. Ee, kahramanlarımı da, kahramanlarımın dünyasını da... E, sonuçta seçtiğimiz tipler bazen Çevremizde gördüğümüz insanlar da olabiliyor. Onları da anlamaya çalışarak e, ortaya çıktılar. Dışarıdan bir sözcüğün işe yarayacağını düşündüm ve e, bunu böyle tercih ettim. Kitap e, çıkar çıkmaz e, birçok e, platformda e, çeviri kitap olarak önce e, algılandı. E, işte kitap Yurdu, Diyanar, Idefix gibi yerlerde çeviri kitap olarak e, gözüktü. Önce ben bir tepki verdim. Karadenizler böyle bir anda kızarlar mesela. Ben bir, bir anda köpürdüm. Nasıl olur dedim yani bunlar hiç mi bakmıyorlar, hiç mi araştırmıyorlar? Hani Murat Amıngan'ın geçtiğimiz günlerde bir tweet çok konu oldu. İşte bir kitapçıya gitti, yazarın ismini doğru telaffuz etti ama çalışan bulamadı vesaire. Bunun gibi bir şey aslında. Yani işini seven insanlarla karşılaşmaya arzu ediyoruz bazen işini yapamayan insanlara da denk geliyoruz ama bir yabancı sözcük olması galiba onu çeviri olabilir hissi verdi çalışan arkadaşlara. Ben bir süre sonra sakinleştim ve dedim ki evet doğru söyleyebilir oraya bu kitabı Dünya Edebiyatı çeviri kitap kategor kategorisinde belirten arkadaş. Çünkü bir çevirmen sayılabilirim şöyle? sayılabilirim Çünkü binlerce ses binlerce görüntü biriktiriyorum birçok duygu arasında dolaşıyorum ve sonra onlardan bazılarını ortaya çıkartıyorum düşünüyorum taşınıyorum ve bir ses bulup ya da bir müzik bulup onu aktarıyorum Evet ben bir çevirmen sayılabilirim hepimiz aslında bir çevirmen sayılabiliriz kızgınlığım geçti kısa sürdü. Ama tabii ki Türk Edebiyatı. Ee, benim yazdığım eser Türk Edebiyatı. E, çevirmenlik kavramını çok güzel kullandınız. Bu açıdan e, düşünmemiştim açıkçası daha önceden. Hepimiz bir çevirmeniz. Bir motto olarak burada kalsın. Ardından kitabınızın ilk sayfasını okumanızı rica ediyorum. Biz muhabbete dalıp Programın sonuna bırakacakmış gibi hissettim. Biz başlangıçta okuyalım. Öyle muhabbet. <laughs> evet. Kitabım aslında bir şiirin, yani üç bölümden oluşan bir şiirin bir bölümüyle e, açılıyor. Sonra bir e, metinde devam ediyor. Ne istiyordum hayattan? Bunu soruyorum kendime zamanlı zamansız. Geçmişi canlandıran sihirbazsın diyor bana tanımadığınız biri. Elimde bir film makinesi. Ne gönlümden onu buluyordum görüntüde. Birbirine doğru koşan iki kişiyi. Bazenler bazı yaşları bekliyordu doğrusu. Adaya geleli iki gün oldu. Yaz yaz bitti çoktan. Sararmış otlar yanık çalılar erken kaybolan güneş insanı geçmiş bir zamanın içinde kaybolmuş da dönüş yolunu bulamamış gibi yapıyor. Oysa onca yolu otobüsün iki tekeri üzerinde gelmiştim. Sırtındaki ağrı ile kalbindekini değiştirmiş ve bir süre unutur gibi olmuştun her şeyi. Şu anda hissettiğin şeye bir biat koymakta zorlanıyorsun. Sabah ayağını terliklerini geçirip Kaleköye Kale Kaleköye kadar yürüdün. Oradan denizin engin sularına, daha da ötelere bakarak rahatlamaya çalıştın. İnsan daha önce gördüğü yerlere seneler sonra gittiğinde aynı duyguları bulamayacağını bile bile neden kendine bunu yapar ki? O bakış yok. İnsanlar değişir de mekanların ruhu gitmez mi? O anılara dönüşeceğini bilmediğin şeyleri yaşamamışsın daha. Bisikletin pedalını çevirmediğin, onunla burun buruna çarpışacağın köşeyi geçmediğin gibi. Kader çok eski bir kelime. Umudun olmadığını, dönüp durduğun boşlukta kaybolacağını anımsatıyor sadece. Umudun olmadığını dönüp durduğun boşlukta olsa yalnız onunla karşılaşacağını unutmanı istiyorlar. Hiçbir zaman söz dinleyen biri olmadığın için bunu elbette yapmadın. Hatıra en bildik kelimelerden. Geçmiş kadar kadim, taşıması oldukça zor bir elmasa benziyor. Bazen sen onu çiziyorsun, bazense o ince bir çizgiyle ayırıyor seni her şeyden. Sen çizdiğinde çok sorun olmuyor da o senin gövdende kesikler oluşturmaya başladığında bununla baş edemiyoruz. Selamı sağlık. İlk soruyu ben genelde dinledikten sonra o anlık oluşturmaya çalışıyorum. İlk hissettiğim şu oldu. Hikayeler e, bize belli bir atmosferin kapısını aralayabiliyor. Sizin öykünüzün ilk sayfası da ve daha doğrusu romanınızın ilk sayfası da e, beni derin düşünen bir Karakter derin düşünen bir anlatıcı olarak zihnimde lanse etti. Biraz da şundan kaynaklı olabilir. Sizin e, düşüncenizin eşiğini e, yazmaya dökmenizle irtibatlı e, kurmuş olabilirim. E, peki karakterleri veya karakteri seçerken, ...o derin duyarlılığı... ...bilinçli olarak mı tercih ediyorsunuz... ...veya her bir karakteriniz... ...o düşüncenizin bir yansıması... ...olduğundan dolayı... ...karakterleriniz birbirinize, birbirine benziyor mu... ...bu bağlamda? Şimdi bu birbirine benziyor... ...benzemiyor şeyini... Ee, ...yazan olarak... ...sizin çok görmeniz mümkün... E, ...olmuyor diye düşünüyorum ama... E, ...bir imge bir fikir olarak... E, Yıllar sonra dönüp yazdıklarınıza baktığınızda birbirine e, benzeyen ya da birbirini e, birbirinin içine giren metinler yazdığınızı görüyorsunuz. E, yani 20 yıl önce e, yazdığım hikayeleri okuduğumda bugün benzer şeylere daha başka bakış açılarıyla yaklaştım. o gördüğüm görüntüyü e, daha net anlatma arzusu duyduğumu fark ediyorum. E, doğal olarak belki hani yazma süreci başlayıp e, bittikten sonra yani e, burada konuştuğumuz Tanpınar olsaydı onun e, edebiyatına bakmak çok daha net e, çerçevelerle mümkün olurdu. Ama benim edebiyatıma şimdiye kadar yazdıklarımla e, bakabiliyoruz. E, i̇şte yalnız insanlar, e, anlatmayı sevdiğim insanlar yani o, onların dünyasını anlatmayı... Ee, seviyorum. Yaşlı insanlara anlatmayı e, sevdiğimi fark ettim. Yani daha doğrusu sevdiğim demeyeyim de o, o, o insanlara daha başka bir göze baktığımı ve e, onlara karşı bir empati duygusu e, beslediğimi ve e, onlarla ilgili bir şey söyleme ihtiyacı hissediyorum. Ölüm kavramı mesela ilk yazdıklarımdan bugüne e, bütün metinlerimin e, altına, temeline sinen şey olarak ortaya çıkıyor. Yani yaşam ve ölüm ekseninde metinler yazdığımı söyleyebilirim. Zamanla ilgili bir hesaplaşma içerisinde olduğumu da görüyorum. Şey diyorum, başka bir yazardan alıntılayarak, zaman tekrarları sever. Ben de bazı anları tekrar tekrar anlatmaya çalışıyorum. Yani e, yıllar önce yaşadığınız bir anı bugün anlatmaya kalk kalktığınızda bugünün koşullarıyla hafız hafızanızda e, yer ettiği şekilde görüp anlatırsınız. E, bir yıl sonra e, bu anlattığınız şeyi bir daha anlattığınızda e, araya başka cümleler, e, e, başka e, an kırıntıları da girer ve başka bir şekilde anlatma şansına sahip olursunuz. Ben de galiba o duygunun peşindeyim. Bu duyguyu başka biçimlerde göstermek istiyorum kelimelerle. Hmm. Yani gün içinde ve diğer vakitlerde sürekli bir hikayeye muhatap oluyoruz. İzleyerek, bazen dinleyerek, bazen görerek. Siz çevirmenlik yapıldığını ifade etmiştiniz bu bağlamda. Bazen burada etrafı izlerken kendi hikayemizi kaçırdığımız olabilir diye düşünüyorum. Hikayelerle irtibat kurmak, yazmak kendi hikayenize, yaşam serüveninize nasıl bir katkı sağlıyor, nasıl bir yara aldırmasına sebep oluyor? İki gün önce akşam üstü bir yürüyüşe çıktı. Ben gün içerisinde birkaç saat yürüyüş yapmayı Kendime böyle bir disiplin edindim. Bu pandemi döneminde oluşturduğum bir şey. E, yürüyüş anında hem e, düşünmek, kendimi duyma e, alanı e, yaratmak için yapıyorum bu yürüyüşleri. Hem de e, zaman zaman e, gördüğüm, karşılaştığım e, manzaralardan anları da kaydediyorum zihnime. E, i̇ki gün önce akşam üzeri yürürken e, bir kadınla, karşılaştım. Ee, kadın sokak ortasında yüksek sesle bağırıyordu. Ee, kendi hikayesini anlatıyordu. Yani işte kötü bir şeyden bahsediyordu. Bir şeye muhatap olduğundan bahsediyordu. Tabii o yüksek ses e, benim panik atağımı da yükseltti. Yani dışarıdan gelen yüksek ses kaygı seviyemi arttırdı ve işte böyle bir çarpıntı oluşturdu bende. Hikayeler de böyle aslına bakarsan. Bir olay üzerine düşünmeye başladığımda eğer bu işte kaygı seviyemi artıracak noktaya geldiyse... ...onun üzerine başka türlü bakmaya çalışıyorum. Yani ona farklı anlardan yaklaşmaya çalışıyorum bu şey Hayvanlar üstünden örnek vermeyi seviyorum ben hani girerken seninle selamlaşırken de verdim şimdi işte bir, bir kedinin ya da bir köpeğin e, daha önce görmediği bir e, alana girdiğinde koklar ve e, alan hakimiyeti olup olmayacağını anlamaya çalışır ve e, alan hakimiyeti eğer başka birinde değilse orada çok daha e, rahat dolaşır. Ben de e, bu dert edindiğim ya yani mesele edindiğim şeyin etrafını şöyle bir e, koklarım, havayı koklarım e, ve orada benim gerçekten e, anlatmama değer bir şey olup olmadığını görmeye çalışırım. E, eğer görüyorsam, yani bazen çok sıradan bir andır, oturan bir adamı anlatmaktır mesela mesele. E, oturan adamı anlatırken benim e, oradan Üç tane beş tane başka hikaye çıkartmama e, zemin oluşturacak bir oturuşsa o oturuş. E, orada kalmayı tercih ederim ve onu bir süre zihnimde benimle birlikte dolaştırırım. Hemen yazmam yani öyle çabucak yazıp ondan kurtulmayı arzu, arzulamam. Şiirde biraz daha başka türlü bir şey bu. Hikaye ve roman için söylüyorum. O, o benimle epeyce bir süre gezinir. Yani günlük rutinimde yaptığım diğer işlerin arasında zaman 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 dönüp e, baktığım e, üzerine düşündüğüm bir şey olur. E, ve günlerce sonra onu ben bir ete kemiğe büründüğünü görürüm daha net bir biçimde. Yani anlatabileceğim e, dile gel, getirebileceğim bir noktaya geldiğini hissederim. Başka e, yazarlar da muhtemelen e, bu şey, doğuş anına hakim olabiliyorlar. O hakimiyeti e, hissettiğimde de e, yazacağım metnin ilk cümlelerini e, işte son yıllarda yoğun olarak bilgisayarda yazıyorum. İşte Word belgesini açarım ve orada ilk e, cümleyi yazarım ve o ilk cümlenin beni götürdüğü yeri görmeye çalışıyorum. 2, 3, 5 e, cümle yazdıktan sonra fotoğraf belirmeye başlar. Yani Düşündüğüm ama o düşündüğüm şeyi tam olarak net olarak tanımlayamadığım şeyi görmeye başlarım ve e, o deneyim gerçekten de hoş bir şeydir. Yani bilmediğiniz bir yerde dolaşırken e, karşınıza çıkabilecek olan e, tüm tehlikeler ve hoşluklar e, metin yazmaya başladıktan sonra da yazarın karşısına çıkar. Ben galiba o hoşluğu ya da o korkuyu Metin içerisinde görmeyi istediğim için de o anı epeyce uzatmaya çalışırım ve yavaş yavaş o an içerisinde ilerlemeyi sürdürürüm ve Metin beni başka bir yere götürür taşır. Bir de tabii anlattığınız ifadelerden de çıkardım. E, şiir eserleriniz var, öykü eserleriniz var. Bir de son eseriniz olarak yorumladığım, şu an üzerine konuştuğumuz roman eseriniz var. Farklı disiplinler ama aynı yaşam sürdürüyorsunuz. E, farklı hikayelere tanık olup aynı türden ziyade farklı türleri yazıyorsunuz. O hikayenin, o belki bir imgenin, o kelimenin, karşılaştığınız o durumun size bıraktığı mesaj ne oluyor ki siz onu şiire, öyküye veya roman olduğuna kayay verip dönüştürebiliyorsunuz? E, türler konusunda e, şöyle bir yaklaşım var. Ben türlere inanmıyorum. Ben yazının kendisine inanıyorum. E, bir duyguyu e, anlatma ihtiyacı hissettiğimizde e, aynı cümlelerle anlatmayız bunu. Yani birine seni seviyorum dediğimizde seni seviyorumu e, kullandığımız sözcükler yan yana getirdiğimiz harfler ve oluşturduğumuz müzik başka bir şeydir. Senden nefret ediyorum dediğimizde oluşturduğumuz yan yana getirdiğimiz harfler başka bir duyguyu taşıyor. E, hikaye. Şiir, roman evet farklı disiplinler farklı biçimlerde ortaya çıkıyor ve biraz galiba o içimizdeki duyguyu aktarırken ki anla ilgili bir şey şöyle anlatayım bunu örnek verecek olursam ben çocukluğumdan beri aslında yazıyla ilişki ilişkim mevcut. Ee, henüz işte ortaokulu e, bitirdiğim yaz e, bir kuzenim deniz kazasında yaşamını yitirdi. E, teyzemin kuzenimin ölümünden sonra e, yaşamı değişti. E, onun için artık yaşıyor diyemeyeceğim bir noktada değişti. Yani yaşıyor evet ama e, hayatını eskisi gibi sürdüremediği için... E, ona yaşıyor ıı, diyemeyeceğim bir noktadaydı ee, ve ben tabi işte, teyzemi ne kadar tanıdığımı sordum kendime yani onu bildiğimin dışında nasıl bir hikayesi olduğunu merak ettim ee, Tabii o dönemde bolca etrafımdaki insanlar onun hikayelerini anlatıyorlardı biz de biliyorsunuz cenazelerde çok şey hikayeler anlatılır evet. anlatlar Evet, yabancıysanız da o ahtara kulak verdiğinizde hiç tanımadığınız birinin bile hikayesini az buçuk öğrenirsiniz. Ben teyzemin hikayesini zaman içerisinde öğrendim ve bir gün dedim ben teyzemle ilgili roman yazacağım. Ya yani, teyzemin hikayesini anlatan bir roman yazacağım. Bunu herhalde galiba... 13-14 yaşlarındaydım söylediğimde. Ee, aradan sanıyorum bir çeyrek asır geçti ve ben bir sabah bir şiirle uyandım. Ee, şiir geldi ve birkaç dakika içerisinde bitti. Yani son soluğunu verdi. Sonra ben okudum, yazdım şiiri. Eee roman diye yazacağım şey şiir formunda ortaya çıktı. Ve bir süre sonra bir edebiyat e, dergisinde yer aldı e, ve çok ilginç olan bir şey e, yazdıklarınızda çeviriniz genel olarak yabancı olur yani yazdıklarınızla karşı çevirinizden çok yakınlarınızdan akrabalarınızdan çok e, ses gelmez e, göremezsiniz onların sizi nasıl gördüğünü e, bu şiir yayınlandıktan sonra ilginç olan şey bana çok sayıda mesaj gelmesiydi. Yani yazdığım şey çok içerden hissettiklerini çok iyi anlattığımı söyleyen akrabalarım ortaya çıktı. Bu beklemediğim bir şeydi. Ya yani biraz işte o, o duygu dediğim gibi geliyor ve bir şekilde ortaya çıkartıyor yazacağınız şeyi, metni. Anlıyorum. Bir de Trabzon'da yaşadığınızı biliyoruz. yazmanızın veya yazmanın mekanla bir bağlantısı var mı? Trabzon olmasa farklı bir coğrafyada olsaydı şu an mevcut romanınızın ana hatları daha farklı olabilir miydi? E ben tabii Trabzon'u yani şu, şu an sizinle konuştuğum işte ...yazı masasında diyelim bu metnin büyük bölümünü yazdım. Başka bir yerde olsaydım elbette işte bu metin yazılacaktı ama aynı biçimde mi yazılırdı onu bilemiyorum. Yaşadığımız ya da bulunduğumuz mekanların yazdıklarımızın üzerinde elbette değişik etkileri söz konusu olabilir... Benim Rüzgarlı Canlar isimli öykü kitabımın öykülerinin büyük bölümünü Kıbrıs'ta e, yaşamımı sürdürdüğüm e, aylarda e, kaleme aldım. E, bak önümüzde yeni bir mevsim e, adlı öykü kitabımın neredeyse tamamını e, Almanya'da bulunduğum e, süre içerisinde yazdığım metinlerden e, oluşturdum. Ağustos Kankı'da, Trabzon, Mersin ve Bodrum üçgeninde yazdım ve bitirdim. E, doğal olarak diğer öykü kitaplarıma, diğer kitaplarıma baktığımızda da ben çok seyahat eden birisiyim e, yıl içerisinde. E, doğal olarak düşünme ve yazma eyleminden de uzaklaşmıyorum seyahat ederken. Önceki yıllarda mutlaka çantamda birkaç defter olurdu. E, nerede bulunursam bulunayım e, notlar alarak. Zihnindekileri e, mutlaka kayıt altına alarak e, ya işte yazar, yazıp e, bitirmeye ya da o fikirleri sonra düşünmek için e, not alarak e, öyle bir disiplinim söz konusuydu. E, yani bulunduğum şey başka şehirlerde, yolculuklarda, otobüste, trende, vapurda e, yazdığım metinlerde söz konusu. E, Mekanların elbette kışkırtıcı bir yanı var. Size daha önce hiç göremeyeceğiniz şeyler gösterip düşündürebilir. Anlıyorum. Ee... Trabzon'da mı? yazılarım içerisinde ilk kitaplarımda daha çok söz konusu olabilir. Trabzon yıl içerisinde çok işte yağış alan gri bir kent. Elbette son yıllardaki basına yansıyan yanlarıyla da işte baskıların işte kimlik, milliyetçilik gibi meselelerin çok ön plana çıktığı ve zaman zaman böyle yaşamın zor olduğu şehirlerden biri o baskıyı yaşarken hissediyorsunuz. E, şey işte Diyarbakır'da o gerilimi hissettiğiniz gibi Trabzon'da da başka tür gerilimler hissediyorsunuz. E, doğal olarak benim metinlerim içerisinde de o, o gerilim zaman zaman e, sızıyor ister istemez. E, bir de son olarak Edebiyat burada YouTube kanalını yürütüyorsunuz. E, buraya gelene kadar farklı radyo programları e, yürüttüğünüzü biliyoruz. Kitaba bunlardan biri. Hatırladığım kadarıyla 1993 yılından beri bu işi gerçekleştiriyorsunuz. Bu edebiyat burada YouTube kanalında sesli öyküler, ilk kitap serisi, şiirler yani sesli şiirler çok önemli bir yapım ve yayın olduğunu düşünüyorum. Bu fikir nereden gelişti? YouTube'a geçme, kitaba burundan sonraki süreç nasıl oldu? Biraz da kitaba burundan bahsederek. Aktarabilir misiniz? Tabii 2000'li yıllarda Ada Kültür Sanat ve Edebiyat dergisini e, sevgili arkadaşlarım Mercan Yılmaz, Arzu Alkan, Ateşle birlikte, Ayşe Keskinle birlikte e, yayın hazırlıyorduk. E, şimdi baktığımızda 20 yılı geride bırakmışız. Yani bir dergiciyim aslında. Sonra başka dergiler, de, başka dergi mutfaklarında da yer aldım. E, radyo tabii. E, e, her daim işte hayatımın merkezindeydi galiba. Çocukluğumda radyo dinlenen bir e, evde büyümüş olmam, evde işte kasetçalara sesler kaydederek işte radyo programları yapmam, işte metinler okumam, eee arkadaşlarımı, işte kardeşlerimi işte konuk olarak e, karşımda onlara sorular sorup kaydetmem. Bunlar e, yıllar öncesinde olmuş olsa da şu an Hala çok taze görüntüler benim için. Yani konuşan, anlatan ve dinleyen insanlar benim etrafımda hep vardı bu noktada. Yıllarca radyo programı yaptım, dergicilik yaptım. Sonra tabii teknoloji değişiyor, YouTube hayatımıza girdi ve olağanüstü başka bir mecranın içerisine girdik. Türkiye'de radyo yayıncılığının da biraz işlevini yitirdiği, işte bir müzik kutusuna döndüğü, patronların yeni bir şeyler yapmak konusunda <laughs> yayın yapanlar kadar istekli olmadığı bir dönemdi. Ben acaba bunu işte hem görüntülü hem yazılı bir mecra nasıl oluşur düşüncesini... Arkadaşım Ali Genç Türk'le paylaştım ve edebiyat e, burada fikrini böyle bir gecede, bir gece yarısı, birkaç saat konuşarak olgunlaştırdık. Evet, orada işte programlar yapabiliriz. Hem yeni çıkan kitaplardan bahsederiz, kitaplar üzerine konuşuruz, e, öyküler, şiirler okuruz e, ve bir mecra açarız. Çünkü e, Türkiye'de e, kültürün, sanatın, edebiyatın konuştuğu, konuşturulduğu alanlar... Ne yazık ki yani ulusal mecrada çok sınırlı doğal olarak e, ancak biz e, kendimizin açacağı e, yolla, mecrayla belki daha fazla insana ulaşma olana e, buluruz diye düşünüyordum. Bir de radyodan podcastte geçiş serüveni var. Radyonun işlevi ve belki de e, popülerliği azalmaya başlayınca onu alternatif olarak podcast gibi bir mecranın çıktığını görüyoruz. Sadece burada müzik değil de farklı içeriklerin olduğunu öngörüyoruz. Bizim de yaptığımız nasıl yazılır da podcast'ten çıkma? Ee, sizin radyo'dan podcast'e çıkma serüveniniz hakkındaki düşünceleriniz neler? Podcast karşılar mı radyoyu veya öyle bir amacı da yok zaten ama böyle bir durum hakkındaki düşünceleriniz, duygularınız neler? Türkiye'de aslında iki biçimde radyoculuk yapıyordu insanlar. Bir konuşan programlar vardı, konuşan programcılar. Bir de e, müziklerin arasında konuşan insanlar vardı. E, büyük kanallar, ulusal e, mecrada yayın yapan kanalların e, neredeyse tamamı e, müzik arası konuşan yayıncıları tercih etti. E, doğal olarak 2000'lerin ortasından itibaren o MP3 devrimi diyebiliriz. MP3 herkes indirebileceği noktaya geldiğinde ya da yaygınlaştığında artık radyodan müziği dinlemek yerine e, kendi istediği müziği dinleyen e, playlistini oluşturan insanlar e, ortaya çıktı. E, doğal olarak işte konuşan e, radyocular e, insanlar tarafından dinlenmeye devam etti ama sayıları çok azdı. Ben konuşan yayıncılardan birisiydim. E, ...doğal olarak e, miyadımızı bu e, serüven içerisinde doldurduğumuz e, izlenimi çıkabilir. E, podcast, konuşan, e, içerik isteyen, e, insanların arayıp bulabilecekleri bir mecra. Şimdi 90'lı yıllarda radyo programı yaparken bir kentten bir mikrofonla konuşurken... ...yayın alanınız içerisindeki insanlara ulaşıyordunuz... En son noktada yani bir süredir programı yapmıyorum bıraktığım noktada dünyanın her yerine artık internetle de ulaşabilen programların yapıldığı bir dönemde ben program yapmayı bıraktım 25 yılın sonunda doğal olarak iki farklı ucu da gördüm şimdi internet sayesinde podcastler YouTube kanalları sayesinde insanlar e, diledikleri konulardaki içerikleri bir şekilde arayıp, pulaşıp e, dinleyebiliyorlar ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bir e, tutum tabi... girişiyor tabii. E, ya da bir defa dinlerken Spotify tabi, bu... Podcast yerlerde dilediğiniz vakit tıklayabiliyorsunuz. Bu özellik belki de e, daha alternatifi baskın hale getirmiş olabilir. Evet zamanla bu mecranın daha ıı, işte genişleyeceğini, daha çok ilgi göreceğini, ıı, daha çok insana ıı, o yaptığımız sayılı programla ulaşabileceğimizi ıı, düşünüyorum. E, ve işte Power grubuyla ortaya çıkmıştı aslında böyle 40 şarkının ıı, çalması, dinletilmesi. Bütün yerel kanallarda buna uymaya çalıştıkları için şu anda birçok şehirdeki yerel kanalları öldü. E, ya da artık çok az insana ulaşan e, yayın akışlarıyla varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. O da cılız bir ses çıkıyor e, yerel kanallarda. Şimdi mesela müzik de değişiyor. Artık son işte 5-6 yıldır da müzik başka bir yere evrildi. Bugün mesela iki iki buçuk dakikalık şarkıların e, yapıldığı videoların çekildiği bir dönem yaşıyoruz. Bana mesela çok absürt geliyor bu iki dakik iki buçuk dakikalık şarkılar. Hiçbir şey ifade etmiyor. E, çabucak tüketilen e, bir haline geldi müzik. E, bu diğer konuları da peşinde sürüklüyor. Sadece müziği değil yani işte 140 harfli e, tweet mi diyeceğiz artık x mi diyeceğiz yani orada atılan mesajlar da sınırlı yani sosyal medyada yazdığımız şeyler de sınırlı insanlar artık e, bir makaleyi okurken ama çok uzun yazmış yazar deyip sitem edebiliyor ya da hemen geçmek istiyor öyle 500 sayfalık 600 sayfalık romanların devrinin bittiğini de düşünüyorum artık daha çok e, az sayıda sayfalı e, romanlar ve kitaplar okuyacağız önümüzdeki dönemlerde diye düşünüyorum. Hepsi birbirine etkiliyor aslına bakarsan. Evet. Bir de şey var. Siz tam zıttına hareket ettiğiniz aslında bakıldığında. Öykü yazarken e, hikayeyi uzatarak e, aslına uygun olarak romana dönüştürdünüz. E, şimdi romanı yazma maceranızdan biraz bahsedebilir misiniz? Bu konuyu da es geçtik gibi hissediyorum. Biraz bundan konuşabilir miyiz? E, Ausgang e, fikir olarak yüksek bir e, duvarı gördüğümde e, zihnimde e, canlandı. Duvarın arkasında ne olduğunu e, merak ettim. E, bu soruyu sordum e, yüksek sesle e, ve sonra bu soruyu kendime tekrar tekrar sorarak duvarın arkasındaki e, yaşamı görmeye çalıştım. Kitap iki farklı anlatıcının yer aldığı bir kitap. Elbette birçok yan karakterle zenginleşmesine rağmen. Kitabın kahramanlarından birinin 80'li yılların sonu ve 90'ları başındaki hikayesine konuk oluyoruz. Yaşlı bir Ermeni adam Onik Efendi'nin hikayesine. Onun yaşamına tanık oluyoruz. Bir diğer kitapta daha ön plana çıkan işte kitabın kahramanı kitapta ismi bir kez geçen Mardin'de bir sınır köyde dünyaya gelmiş savaşın ve sınırda olmanın oluşturduğu gerayla hayatı değişmiş bir genç adamın hikayesi o da o sınır köyünden üniversite eğitimi için işte başka bir kente gitmiş arkeoloji okumuş ...ve yaşamını sürdürmeye çalışan... ...biliyorsunuz arkeoloji... E, ...kazı geçmişi... E, ...kazarak... E, ...oradan bir tarih... ...ortaya çıkartma... E, e, ...gerektiren bir e, alan... E, ...romansa... E, ...elbette geçmişi... ...kazarak... ...oradan yükselen... E, ...oradan ortaya çıkartılanla ilerleyen... E, ...bir form... E, ...diyebiliriz ki farklı yaşamın aslında giderek nasıl birbirine benzediğini, dünyadaki trajedilerin insan yaşamını ne boyuta sürüklediğini görüyoruz romanı okurken, sayfa sayfa ilerlerken. E, teşekkür ederim güzel anlatınız için. E, şimdi kısa soru ve cevaplı seriyle geçmek istiyorum. Evet. E, en son ne zaman hangi kitabı kime hediye ettiniz? Ee, en son koleksiyoncu romanını 13 yaşındaki yeğenime hediye etti. <laughs> şanslıymış ee, hangi kitabı yazmış olmak isterdiniz ee, bu tabi zaman zaman ben acaba epeyce bir kitap var benim kütüphanemde bu kütüphanedeki kitaplardan hangisini ben yazsaydım ...sorusunu kendime soruyorum. Ee, ve diyorum ki benim yazma nedenim aslında... ...bu başka yazarların metinlerini, romanlarını, şiir kitaplarını... ...hikayelerini okurken e, orada bulduğum bir eksiklik e, yüzünden ortaya çıktı. Yani bunlardan herhangi birini yazmak istemezdim. E, bunların okuru olmaktan mutluyum. E, ama kendi cümlelerimi yan yana getirmek e, heyecanını... Bu kitaplardan herhangi birini yazmış olmak fikri karşılamıyor düşündüğümde. Çok sevdiğim yazarlar var. Onlar yeni şeyler yazsın, yeni kitaplar yayınlasın arzusu duyuyorum ama ben kendi hikayelerimi, kendi şiirlerimi yazarak sürdürmeyi tercih ederim. Anlayalım. Alıp da okumadığımız kitaplar var. Buradan onları teselli etmek için ne söylemek istersiniz? Her kitabın okumak için bir zamanı var biliyorsunuz. Yani çünkü e, biz e, kitap okurları biraz oburca da davranıyoruz. E, bir kitapçıya gittim de işte, raflar arasında gezerken şu kitap ilgimi çekti diyorum alıyorum çantayı atıyorum. E, bazen bir süre sonra aynı kitabı tekrar satın aldığımda oluyor iki üç kere aynı kitabı satın aldığım da oluyor ee, yani okumadığım için ha bunu, bu benim ilgimi çeker diyorum ee, o anlamda bir örtüşme söz konusu oluyor ya da bir kitaba başlıyorum 20-30 sayfa okuyorum ve e, yazarın kurgusuna dünyasına o 20-30 sayfayla e, giremiyorum ve diyorum ki doğru zaman bu zaman değil yani şey gibi e, eskiden böyle e, şifrelik çantalar vardı yani kendimiz şifreyi koymuş olsak bile bir süre sonra o şifreyi unutup kurcalıyoruz. Kitaplar da öyle aslında. Belki doğru şifreyi doğru anı beklemek iyi gelir diyorum ve bir süre sonra okumak üzere rafa kaldırıyorum. Kitaplığımda okumadığım hayli kitap var. Yani bugün hiç kitap satın almasam birkaç yıl bu ihtiyacımı karşılayabilir okumadığım kitaplar. Bir de biliyorsunuz işte artık 40'lı yaşlarda olan insanlar geçmiş yıllarda okudukları ve hala hafızalarında başka türlü duran kitaplara da geri dönme ihtiyacı hissederler. Özellikle klasiklere. Onları ikinci kere ya da üçüncü kere okuduğumuzda bize daha önce söylemedikleri şeyler söylediklerini keşfederiz. Öyle kitaplar var. Evet. Her yıl, geçmiş yıllarda okuduğum bazı kitapları da tekrar hatırlamak, o duyguyu yeniden yaşamak arzusuyla sayfaları karıştırıyorum ve okuyorum. Hiç okumadığım bir kitapta bana bir gün böyle göz kırpacak ve ben onu raftan çekip alacağım ve bana uzun süredir anlatması gereken hikayeyi anlatacak. Güzel. Bir de Son olarak dinleyenlerimize nasıl yazmaları üstüne ne söylemek istersiniz? Bu da gerçi herhalde programdaki en zor soru olsa gerek. <laughs> ee, i̇nsanlara nasıl yazmaları gerektiğini söylemek. İnsanlara bir şey söylemek gerçi e, çok zor bir şey. E, ama elbette kendi e, yazma deneyimlerimiz üstünden anlatıyoruz bazı şeyleri. Ee, çocukluğumda ajandalarım vardı ve onlara e, gün içinde yaşadıklarımı e, yazarak e, başladım. E, sonra bunları birileri okur endişesiyle yazdıklarımı biraz şifreleyerek ederek e, yazmaya çalıştım, çabaladım. Ve bir dil oluştururdum zaman içerisinde. Evet. Sonra bunu sürekli bir biçimde e, tekrarlamam gerektiği e, hissine kapıldım. Yani Sürekli yazdım. E, yazdıklarıma şöyle bir 5-6 ay sonra dönüp baktığımda yazdıklarımın zaman içerisindeki değişimlerini gördüm. Cümleleri kurma biçimim, anlatma biçimim, e, hikayeye yaklaşma biçimim. E, bunlar zaman içerisinde değişti, gelişti. Ee, yeni bir sözcük öğrendiğimde o sözcüğü acaba cümle içerisinde nasıl kullanıyorum, nasıl kullanmam gerekiyor? Bunu da e, yazdıklarım arasında e, görüp deneyimleme şansına sahip oldum. Ee, bu şey biraz disiplinli ve ısrarcı olmakla ilgili bir şey. Israrcı olsunlar ve yazsınlar, kendilerini sansürlemesinler akıllarına gelen e, her şeyi not etsinler. Fikir geldiğinde mutlaka not etsinler. Çünkü e, çağ o kadar gürültülü bir yere bizi sürüklüyor ki kendi sesimizi, e, kendi ruhumuzu e, bulamayacak bir noktaya sürüklüyor. Doğal olarak bir şey duyduğumuzda yani içeriden bir şey duyduğumuzda mutlaka onu not edelim ve sonra o not ettiğimiz işte bir cümledir o iki cümledir üç cümledir neyse oraya dönüp tekrar tekrar okuyarak e, o duyguya yeniden dönmeye çalışalım. O bize mutlaka iyi ve e, ruhumuzu genişletecek şeyler söyleyecektir. E, bunları yapabilirsek e, ne ala serüvenimiz ilerler diye düşünüyorum. E, teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. E, podcast kaydımız ve bölümümüz oldukça keyifli aynı zamanda aydınlatıcı oldu sayenizde. Eksik olmayın. Davetimi kırmayıp katıldığınız için de ekstra bir teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünlerde kim kimi gerçekten bu kadar uzun süre dinliyor. Yani hem konuşmak hem dinlemek keyifli. Bunu elbette ilgilisiyle yapmak daha keyifli. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi vakitler dilerim. Çok teşekkürler.